Artvin'de 5 günlük bir eğitim programı vardı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği projesi kapsamında 30 il, pilot ilde kadın kooperatiflerin kapasitesinin geliştirilmesi için eğitim düzenlendi. Bu eğitimde pilot iller içinde Artvin'de vardı. 31 Ekim 5 Kasım arasında düzenlenen eğitimde bugün sertifika töreni yapıldı, tamamlandı. Bunu haber bültenini izliyoruz efendim. Ya bize çok şey kattı toprakla iştigal etmek, uğraşmak. Dolayısıyla inşallah bunların hepsi bir adım olur. Hep beraber ilimizin, ülkemizin kalkınmasına gayret etmiş oluruz. Bu bağlamda bu eğitimin sonuna gelmişiz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bunları fiiliyata geçirmeyi hepimize nasip etsin. Ben şimdiden hepinizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Gönül İstanbullu. Sayın Gülay Temel. Sayın Hatice Nur Ersoy. İnsan odaklıdırlar, yerel ekonomileri güçlendirici, sürdürülebilir bir iş modeline sahip, topluma karşı sorumlu, demokratik, eşitlikçi, gönüllülük esaslı, ilkeleri ve değerleri olan bir işletme modelidir. Kooperatifler, ortaklarının ekonomik menfaatlerini, meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan bir işletme modelidir. Aynı zamanda kooperatif bir şirkettir arkadaşlar. Kooperatif kurmak için neler yapabiliriz, nereden başlayabiliriz? 2000'li yıllardan sonra böyle bir başlangıç, hatta o başlangıcı da bizzat ben içinde bulunduğum bir ortamda İstanbul'da bir toplantı yapmıştım. Özellikle depremden sonra bu kooperatifler kurulmaya başlandı, kadın kooperatifleri. Ve 36 tane kooperatif vardı. Böyle çok yeni, daha ilk adımlarını atan bir yapıydı. Şimdi baktığımızda işte 1000 tane şu anda ülkede kooperatifin olması ve kadınların bu kooperatiflerin içinde örgütlenmesi gerçekten beni ayrıca mutlu ediyor. İnşallah herkes buradaki beklentilerini karşılar ya da ülkemize daha faydalı, güzel işler birlikte yapabiliriz diye düşünüyorum. Tabii onun için önce eğitim diyoruz. Bu projede bunu sağlaması açısından son derece önemli. Ve dediğim gibi işte değişik illerde bu eğitimleri düzenliyoruz. İnşallah sizler de beklentilerinizi karşılarsınız bu eğitimler kapsamında. Ben şöyle isterseniz sırayla başlayalım. Hem diller nerelerden geldi, hangi kendi isimlerinizi, kooperatifinizi ve hangi ilçeden geldiğinizi, hangi işlerle ilgilendiğinizi kısaca şöyle bir iki cümleyle anlatırsanız birbirimizi tanımış oluruz. Belki daha faydalı olur eğitim o açıdan.